Gülşen arıyor der. Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen Adana'da, Kozan'da biliyorsunuz vizyona girmedi. Ne oldu? Ve sonrasında birçok dernekten açıklamalar geldi. Ama biz sürpriz bir isme ulaştık. O günlerde Bergen'in yanında olan, en zor günlerinde bir yanında olan birisi. Ama şimdi önce bir konuyu bir işleyelim, buyurun. Tamam. Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen Adana Kozan'da vizyona girmedi. Önce Farah Zeynep Abdullah, ardından Bergen severler tepki gösterdi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Sinema Meslek Birlikleri ve sendikaları yaptığı ortak açıklamada "kadının sesi olun" sözlerini kullandı. Tepkiler böyleyken yıllar sonra konuşan, Bergen'in tedavi sürecinde yanında olan Profesör Doktor Onur Erol şok eden açıklamalar yaptı. Bergen'in tek gözünü kaybettiği anları nasıl anlattı? Bergen'in küllerinden doğuşunun detaylarını anlatan Erol'un açıklamaları söylemezsem olmazdı. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Bergen filmi konuşulmaya devam ediyor. Filmin ardından Bergen'in eski eşi Halis Serbest'in söylemezsem olmaz yayınında yaptığı olay açıklamalar gündemi belirledi. İşte yani şimdi şöyle, yani toplum kamuoyu hep böyle Halis Serbest kezdaf attı, Halis Serbest kezdaf attı. Ben kezdaf atan ben değilim. Kim? Ben azmettirmekten ceza aldım. Filmle ilgili polemikler tartışılmaya devam ederken filmin Adana Kozan'da vizyona girmemesi tepkilere sebep oldu. Farah Zeynep Abdullah Kozan Belediye Başkanı'ndan attığı tweetle IQ testi istedi. İşler kızıştı. Tek tepki Farah Zeynep Abdullah'la kalmadı. Sinema Meslek Birlikleri ve sendikaları yaptığı açıklamayla Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a sert çıktı. Yapılan açıklamada "failin sesini kısın, kadının sesi olun" bölümü çok dikkat çekti. Kozan Belediye Başkanı'nı güçlü bir şekilde kınıyoruz sözleriyle tepkilerini dile getirdiler. Tepkiler böyleyken Bergen'in tedavi sürecinde rol alan Profesör Doktor Onur Erol bir gazeteye verdiği röportajda şok ifadelerde bulundu. Tedavi süreci hem hasta hem de yakınları için oldukça dertlidir. Süreç her zaman umutsuzluk barındırır. Ben Bergen'in suratında bir an olsun bu duyguyu görmedim. Sözlerinin devamında ise "derisini zımparalarla kazıdım" diyen Erol sözlerine şöyle devam etti. "Yanık bölgenin derisini zımparalarla kazıdım. Tabii o zamanlar lazer tedavisi yoktu. Sonra bedenin başka yerlerinden deri nakilleri yaptık. Aralıklı olarak Bergen'i 3 kez ameliyat ettim. Tedavi ettik. Ancak ne yazık ki bir gözünü kaybetti. Sonradan eklenecek protez için göz çukuru da yaptım. Ve Bergen küllerinden doğarak tekrar sahneye çıktı." Aslında enteresan bir kader tabii ki. Peki şimdi telefonumuz hazır. Evet, herhalde gelmiş geçmiş en ünlü doktorlardan. Evet, değil mi? Sevgili Profesör Doktor Onur Erol hattımızda. Hoş geldiniz. Evet. Hocam, hoş bulduk, günaydın. Öncelikle tıp bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Pek bayram sayılmaz ama teşekkür ederim. Bütün sağlık çalışanlarını tabii çok minnettarız. Sizin de bugün de bağlanmanız bizim için çok keyifli oldu. Tabii size çok sormamız gereken şeyler var. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben her zaman iyiyim efendim. Öyle söylerim. Siz de öyle değil. Ne kadar güzel. Hocam, iyi misiniz? Bomba. Özledik sizi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili hocam, şimdi tabii ki Bergen'in o maalesef facia gecesinde siz onun ameliyatını üstlenen profesörsünüz. O geceyi bize anlatabilir misiniz? O olay nasıl oldu? Efendim, ben o olayları falan hatırlamam. Sadece basında çıkan haberlere göre çok üzüldüm. Bir kadına bunun yapılması ve kezzap olayı özellikle çok aşırı bir yanıktır. Çok kötü, tedavisi de çok zor olan bir yanıktır. O zaman onunla ilgilendim. Yoksa 40 sene olmuş, ben birçok şeyi unutmuş durumdayım. Yani yaptığım iyilik varsa onu da unutmuş durumdayım. Zaten iyiliği yap, unut. Her zaman öyledir. Peki size ilk geldiği zaman Onur Bey Bergen hangi, yani ne söyledi ve ne istedi, ne durumdaydı? Biraz bize anlatabilir misiniz hatırlıyorsanız? Kötü bir durumdaydı efendim, çok. Tabii ki benden yardım istedi. Ben de elimden geleni yaptım ama bu yanıklı hastalarda çok büyük bir üzüntü içindedir ilk başta. Ama şeyden, gelecekten hala ümidini kesmemişti ki bu tedaviye gidiyordu. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık o zamanki şartlarla.
sanırım da fena bir sonuç elde etmedik. Asıl bizi ilgilendiren kısmı tıbbi kısmıydı tabii ki. Tıbbi kısımda insana ne kadar faydalı olabiliyorsak biz o kadar mutlu oluyoruz. Bergen'de de aynı şey, onun gibi binlerce hasta var elimizden geçen yanıklı veya başka olaylar. Yapabildiğimiz güzellik kadar bize o güzellikler yansır. Bizi ayakta tutan, doktorları ayakta tutan zaten budur. Hocam nereleri yanmıştı? Ya gözüne gelmişti anladığım kadarıyla. Geldiği zaman o göz yuvasında yok muydu? Nasıl bir görüntü vardı? Bütün o bölgeler yanmış efendim. Gözün içine kadar, yanak, boyun, her taraf. Kollar. Peki nasıl bir uygulama yaptınız? Çünkü yara izi de geçecek gibi bir iz değildir ama siz yani yine de muhteşem bir sonuç oldu. Ama bunu nasıl yaptınız? Çünkü o gün o zamanlarda lazer falan da yoktu tabii. Hayır, yok tabii. Şimdi önce tabii ki yara pansumanları yapılıyor. Onların tedavisi oluyor. Ondan sonra netbeleşmeler başlıyor. Bu netbeleşmeler ve kabarmaları o günün şartlarında zımparayla, dermabrazyon dediğimiz zımpara olayıyla şey yapıyoruz, düzleştiriyoruz ve eksik olan derilerde vücudunun başka bölgelerinden alınan derilerle kaplanıyor. Yani buna graft deniyor, aşı deniyor, deri aşılaması deniyor ve bu aşılamalar sayesinde o yaralar kapanıyor ve yaraların tabii tedavisinde gene kabarmaması için bazı ilaçlar da tabii ki kullanılıyor. Ve Bergen'de bu dönemde son derece olumlu ve tedavisine bel bağlayan bir hasta görünümünü yapıyor ve son derece de ne diyeyim ben, hani şımarık olmayan, son derece kaliteli. Hocam pek metanetliydi değil mi, yani daha böyle kendine kuvvetliydi yine anladığım kadarıyla. Survivor'du. Ben zaten Bergen'le ilgili en önemli konulardan birini bu olduğunu vurguladım hep. Bir insan hayata bağlılığını, sanatına bağlılığını ne yapıyor? Büyük bir dirayetle yerine getiriyor. İşte Bergen'de bu vardı. Düşünebiliyor musunuz? O yanık tedavili olan bir yüz bile tamamen düzgün bir yüz olamaz. Oraları makyajla kapatıyor ve sahneye çıkabiliyor. Tekrar sanatını icra edebiliyor. Bu çok çok önemli bir şeydir. Peki hocam bir şey sorabilir miyim? Siz yaptınız, biraz tabii düzelttiniz, sahneye çıkabilecek hale getirdiniz. Fakat sonradan o zamanki basında mutlaka okumuşsunuzdur. Bergen yine kocasına barıştı diye ne hissettiniz? Çünkü onu derleyip toparladınız, sahneye geri dönmesine imkan sağladınız. Yine aynı adama döndü. Ne hissettiniz okuduğunuz zaman? Bir şey hissettiniz mi daha doğrusu? Ben onu okumadım bile efendim. Ben o kısmıyla hiç ilgilenmem. Evet, ben sadece tıbbi kısmında ilgilenirim. Kendi ailevi meseleleri kendisini ilgilendirir. Hiçbir hastamın zaten o tür şeylerine ilgilenmemeye gayret gösteririm. Peki ben de bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Kezzap atıldığından ne kadar sonra size ulaştı hasta? Emin olun 40 sene geçmiş bir şey. Ben size ne söylesem yanlış olabilir. Yani, tabii ki o yaralar herhalde bir ön tedaviler yapıldı. Pansumanlar yapıldı. Ondan sonra kötü bir yara durumu olduğu için de tabii bana sonra size ulaştılar. Evet. Korkunç bir şey ya. Zaten hocam mevzu maalesef o acı gece Pozantı yolunda gerçekleşiyor. Yani Adana Mersin'e yakın bir hastanede olayların ilk müdahalesi yapıldığını düşünüyoruz. Ayaklanınca da izlerden kurtulmak tabii, için on devrin sonra. Tabii ama en önemli. Bizim bildiğimiz bir şey daha var ki bu tedavi 2 yıl boyunca durmadan devam etmiş. Öyle mi hocam? Evet efendim. Evet. İki yıl sürmüş. Peki aynı anda gelseydi daha iyi sonuç olabilir miydi? Kurtarma anlamında. Yok. Hayır. Aynı anda efekt ediyor yani değil mi asit? Yani o anda her şey bitmiş oluyor. Geldiğinde. Efendim. Yanık, kezzap yanıyor en kötü yanıklarda. Evet. Zaten önce o yaraların kapanması, daha sonra yaralar kapandıktan sonra orada nebeler oluşmaya başlıyor.
O netmelerin tedavisi bizi plastik cerrahi zaten ilgilendiriyor. Onlar işte zımparalama, derin akilleri. Günümüzde ise biliyorsunuz Türkçe yağ dokusu ve lazer yapıyoruz. Lazer daha kolay. Onda tabii, onda daha da güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir şey daha son soracağım. Göz yuvası yaptınız mı? Öyle bir şey söylendi. Yani daha protez göz takılması için. Öyle bir hazırlık tabii yapıldı mı? Tabii tabii yaptım onu. Ama daha ona vakit kalmadı maalesef herhalde. Çünkü o göz yuvası yaptığınız zaman protez konabiliyor. Protez de tabii ki o zamanki şartlara göre ne kadar olacaktı, ne olacaktı hiç bilmiyorum ama günümüzde bayağı güzel protezler yapılabiliyor. Şu anda bugünkü şartlar da olsaydı belki. Peki, şu anda size göre gelmiş geçmiş en sevdiğiniz, en güzel hastanız, sizi en güzel taşıyan hastanız kim? Ünlülerden. Ajda Pekkan mı, ne bileyim Hande Ataizi mi ya da kim sizin en güzel, yani beni en iyi taşıyor dediğiniz hastanız kim? Hepsi iyi taşıyor efendim. Teşekkür ediyorum. Vermez hiç. Evet, magazine girmeyin diyoruz. Fark ettim. Her zamanki mesafesinde. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Onur Hocam. Çok sevgiler, çok saygılar. Sağ olun, benden de öyle efendim. Çok teşekkürler, çok mersi. Ne kadar tatlı. Evet. Peki, maalesef tabii bu olay söylediğim gibi hoca 2 yıl boyunca hiç durmadan, metanetini kaybetmeden bir savaşçı gibi her gün hastaneye giderek tedavi oluyor. Bak, yani öyle bir durum düşünün ki göz yuvası hazırlanıyor. Biz herhalde evden çıkamazdık. Yani... Göz yuvası hazırlanıyor Arto, her şey hazır ama vadesi yetmiyor. Evet. Yani. Gözü kör olmuş ya. Bir daha mesela o adamla aynı yerde bile olmaya ben mesela korkardım açıkçası. Seren, bence çok hastalıklı bir aşk. Yani Bergen de çok hastalıklı bir aşk yaşamış. Hmm. Sadece adam değil. Ya Bergen de çok tutkulu ve çok vazgeçilmiyor. Bir kere zaten adam onu kandırıyor yani. Evliyken tabii, evleniyor Bergen. Tabii bir kere Bergen. İlk öyle başlıyor zaten buradan olay. Buradan sonra zaten evet. Gitmezsin. Kandırılıyor. Kadın kandırılır. Sonraki zamanda yani ilk Bergen kandırılmadı yani. Herkes kandırılmıştır. Ama işte hep kandırılırsan da işte hayatı zorlamak işte bazen... Ama işte... hep senin söylediğin şey bir eksiklik var, baba şefkati. Hep baba şefkati tabii ve yuva arayan kesinlikle bir Bergen var. Bir yerden bir sevgi gördüğün zaman kim gösteriyor? Adam onun da onu biliyor uşak karnını. Uygun mu değil mi? Tabii canım. Yani kesinlikle bu işte, bence. Yani böyle izlemeyenler için şey vermek istemiyorum ama. Annesi dominant bir kadın belli. Bergen'in annesi dominant bir kadın. Tabii. O yüzden olmadık birilerinle. Bergen'in annesi hayatı... diyorum ya oyunculukta. Yani Farah evet muazzam, Bergen'in annesi çarpı 10. Çok güzel oynamıştı. O ve Erdal Özyağcı. Peki Müslüm mü? Bergen filmi mi? Erdal Beşikçioğlu. Erdal Beşikçioğlu pardon. Müslüm mü? Bergen filmi mi? Müslüm. Müslüm değil mi? Bence bunu da ya bu tip dramaları herkes çekemiyor. Ben onu düşünüyorum. Şu anda Bergen'in rüzgarıyla gidiyor ama. Ha, bu arada biliyorsunuz birçok sırada film var. Zeki Müren dahil. Hatta Zeki Müren'i 2 prodüksiyon şirketi yapacak diye duydum. Birisi Mustafa Uslu. Diğerini bilmiyorum ama diğerinde duyumuma göre Haluk Bilginer oynayacak. Bir tanesi... Ne diyorsun? Muhteşem. Çok inanılmaz. Bir tanesi daha kötü. Bir tanesi daha iyi. 2 ayrı prodüksiyon şirketi. Fakat acı böyle... acı var mı hikayede? Orada mesela Zeki Müren'de çok... acı yok. Zeki Müren belgesel başka... gibi olur. Tabii çetrefiller var belki. Bülent Ersoy çekilebilir. Jüven Tatlıses çekilebilir. Ama bunlar ölmediği için çekilmesi çok uygun olmuyor. Hem müdahale olur falan. Müdahale ediyor. Çünkü Bülent diyor ki beni niye böyle veriyorsun kardeşim? Doğru. Beni kötü verme. Ben büyük bir starım mesela diyor. Ya da İbrahim Tatlıses. Ne olacak? Bana göre hem dünyada yapılan bir sistem var ya. Kendileri hayattayken belgeselle karışık. Gerçeklerle yüzleşmiyor kardeşim değil. Otomiyor. Mesela bir sürü şeyler var. Aslında onu o vurdurtmuştu. Onu bilmem ne. Ne diyecek? Ben mi vurdurttum diyecek. Ya ben yanlış yani mı hatırlıyorum? Birçok şey... Şöyle bir şey. Şimdiden çekilir, öldükten sonra yayınlanmasına izin verilir. Çok büyük para. Yani ben şimdi öyle bir şey yapacak olsam kabul ederim. Hepsini de her şeyi de anlatırım. Ben öldükten sonra yayınlayın derim. Önceden paramı alırım. Benden sonra yayınlayın derim. Ha önceden parayı alırsın. Okay. Herhalde ölmeden önce alırım. Hayır, sonlara da, ha.
Ferdi Özbeğen muhtemelen geliyor galiba. Birkaç kişiyle söylediler. Zaten geçmeyen hikayelere kimse gitmez huysuz, yalnız. Huysuz Virgin geliyor diye duydum. Böyle böyle belgesel olmalı. Evet. Acı hikayeleri seviyoruz biz. Acıdan geçen hikayeler. O yüzden Dilberay'ın üzerine yok. Bu arada Dilberay demişken acı 4 saat ağladım yani evde. Ama şimdi, o kız çok başarılı ya. Şarkıları da, Büşra türküleri Pekin. De Büşra ya. Evet. Ya Büşra. Yani inanılmaz. Büşra'nın size çok sevgileri var. O türküye ya Büşra. Aa, çok başarılı. Ay öyle dediniz. O türküyü dinliyorum evde ya. Taktım Türkiye. Asıl bize Maraş. Kimin selamı var? Kimin? Selda Bağcan. Ay, beni aradı. Ay. Beni aradı. Sana da mesaj göndermesi lazım. Ay çok sevgiler ya. Çok sevgiler. Bizi öptüğünü söyledi. Sana da ayrıyetten selam söyledi. Niye? Sen sonra dedin ya şişman kadınlar zayıf. Ben dedim ki Selda Hanımcığım size söyler mi? Ya, o başkalarını tenzih edip. Ama yine de aynı naiflikle gülüm. Çok severim onu aynı dedi. Ne kadar güzel ya. Çok sevgilerim. Selda Bağcan çok önemli bir değerdi. Dünyada çalan tek ya, Türk sanatçı Selda Bağcan. Ne Tarkan ne başka birisi varsa söyleyeyim. Senin babanla birlikte resmini gönderdi. Evet evet onunla babamla da arkadaşlar. Evet. Biliyorum bende bütün var yani. Ben bulursam göstereceğim sana çok güzel. Onu. Şimdi çok öpüyoruz. Bergen filminde bir kargaşa çıktı. Kargaşayı Dilberay'ın oğlunun çıkardığı söyleniyor. Bu gerçekliği benim var mı ya? Benim annemin filmi neden bu kadar izlenmedi diye bir durum. Feci bir şey. Şöyle söyleyeyim ben rakamları 670 binde evet. falan kaldı. Doğru. Dilberay 5 haftada. Evet. Bergen 1.700'lere doğru gidiyor. Geçti ama bir haftada. Ama evet. Çocuk var. Yani. Şimdi Dilberay normal bu gişesi. Sakın unutmayın. Hiçbir zaman Bergen gibi sansasyonel aşk, bilmem ne ihtiras, ölüm, cinayet hani magazini yoktu. Tabii bambaşka yoktu yani Dilberay'da. Hikayenin kuvvetliliği burada götürüyor işi yani. Düşünsene yoksa kezzap atılmış adam, kezzap atan adam öldürmüş falan. Burada hikaye yoksa çok kuvvetli. Yoksa acılar yarışmasın. Acılar yarışırsa Dilberay Müslüm'ü de geçer. Tabii. Siz öyle söyleyeyim. Ama işte magazinsel şeyisin yani. Hiçbir zaman güzelliğiyle ön planda değildi Dilberay. Yani aslında hiç ön planda bir kadın değildi. Yani ara ara son kocasının azarlamasıyla, işte sunucuları azarlamasıyla evet iyi bir şarkıcıydı. Ama çok böyle magazin sayfalarına süsler miydi? Hayır. Güzelliğiyle ön planda mıydı? Hayır. Hikayesi çok kuvvetli miydi? Hayır. Dolayısıyla belgenin geçmesi çok olağan. Çok güzel ya. İnanılmaz. Ne gösterdin söyle izleyici. Ay falan kötü oldum bari. Ya. Selda Bağcan, Öztürk Serengil. Gösterebiliyor ekrana muyuz? Ekrana vereceğim diyor zaten. Ben Bilal'e atmıştım hatta. Attın mı? Sana da sürpriz olsun diye. Beraber sahne. Ay canlarım benim. Ve ya. Burada da başka. Ay çok güzel. Evet çok. İki dev isim. İki dev. Biz bunu vereceğiz daha biz de aslında bir Serena sürpriz yapacaktık ama sen de dayanamadın tabii. Heyecanlandın. Peki şu kavgayı bir verelim. Kavga anında görüntüler var. Buyurun. Burada sesini görmedim. Sarhoş bu. Görmedim. Konuşmayın. Hepiniz atlarsınız. Böyle şunu. Anladın mı? Ya burada şey yok mu? Güvenlik yok mu ya? Çok benim için. Alo. Arkadaşım sakin olun. Sakin olun. Hop. Delikanlı. Geç bir seansta sinemada ön koltuklarda filmin de başı bu. Sahneden hatırlarsın. Daha çok başları. Hemen çıkıyor ve diyor ki burada bir ses yok diyor. Burada bir şey yok. Benim anneme haksızlık yapılıyor diyor. Hepiniz aptalsınız diyor izleyiciye. Benim annemin neden filmi bu kadar izlenmedi diyor. Ve hakaret yağdırıyor. 4 Şubat'ta annesinin filminin vizyona girdiğinin altını çizerek. İzleyiciler de dışarıda yapın kavganızı diyor. Ve sonra arbede oluyor. Ama ne saygısızlık. Yani annesine de saygısızlık. Annesine saygısızlık. Annesine küçük duruma tabii. Düşürüyor yani. Aslında Dilberay. Herkes belki Dilberay de, filminin de zaten çok güzel olduğunu söylüyor. Evet filmin çok de çok hatta Bergen filminden daha başarılı evet, olduğu söyleniyor. Daha iyi, kurgu dram, olarak yani. Evet. Yani görüntü olarak. Zaten onun görüntü yönetmeni yani inanılmaz bir iş çıkarmış Dilberay'ın. Tabii ki Bergen'in görüntü yönetmeninden. Sen bir profesyonel televizyoncusu sonuç olarak. Ben böyle bir görüntü yönetmenliği görmedim. Bravo.
Bu arada i̇şte Dilber Ay'ın isminin çok fazla magazinsel yönünün olmuş olmaması, hikayesinin de her zaman hani kadın erkek. Şimdi Dilber Ay ailesinden çekmiş, ailesinin vaziyetleri falan. Bu bizde aşk, aşktan görülen zarar, ölüm falan, bu hikaye daha kuvvetli aslında. Bir çok lokomotif bir iş yani, çok gider. Yani evet. Bergen olmasa da aşktan ölmüş, kezzaplar atılmış yani, efsaneleşmiş yani, her türlü gider. Şimdi Dilber ablanın durumu öyle değil. Ve sizin anneniz gerçek bir acıların kadını bu arada. Yani ve hiçbir zaman da magazinleştirmemiş olayını. Ve o kadar güzel işlenmiş ki Dilber ablanın eline, bak eline erkek eli değmesin diye Dilber abla... bak abla diyorum yani, ben onu mezarına gitmek istiyorum. O kadar güzel işlendi o. Ama peki biz, bıçaklıyor adamı. Biz, bana dokunamazsın diyor. Yani hapis yatıyor. Öyle namusuna düşkün. Sizin anneniz öyle güzel orada işlendi ki. Emin miyiz peki Dilber Ay'ın oğlu? Ben anne, ben oğluyum demiş. Hepiniz aptalsınız. Ben annemin bu filmden haksızlığa uğradığını düşünüyorum demiş. Alkollü olduğu söyleniliyor. Çünkü alkollü bir adam diyorlar ama oğlu mu değil mi? Bak hayatım, bunu burada da, haberlerde öyle yazmış. Acaba bilmiyorum da inşallah işte. İnşallah değildir ya böyle bir şey, çünkü birden çok kötü ve çok ütopik geldi bana. Tamamen daha az seyredilmesin. Tabii Bergen şarkıları çok hit olan şarkılardı. Yani o bir döneme imzasını atmış bir kadındı. Aslında Dilber Ay da aynı şekilde ama onun magazini daha. Çünkü hikayesinde bu tip şeyler olmadığı için. Hikayesi daha belki ve ismi onun kadar i̇smi önde olmadığı aşk. İçin. Ve evet, aşk en önemli satan için, şey. Aşk. Onunla ilgili hikayem daha kuvvetli olmadığı için. Yoksa sanatı, sesi çok da iyi bir kadındı, Allah rahmet eylesin. Bence bu başarıyı, bu şeyi, mesela insanların kimliklerini ve kimliklerindeki başarıyı da onların filmleriyle, hikayeleriyle ölçmemek gerekiyor. Yani Cem Yılmaz stand-up'ta acayip başarılı bir adam ama sinemada tutmuyor. Bu demek değildir ki Cem Yılmaz bir şey değil. Aynen. Yani olmuyor, bazen olmayabiliyor yani. Bu arada ortak yapımcı, evet o gün dün gitme baktım yine Farah yapımcılığa el atmış yani. Değil mi? Ortak yapımcı. Çünkü... Ve size şöyle söyleyeyim, bu iş dijitale değil televizyona satılacak, biliyor musunuz? Çünkü ben bir şeylere dikkat ettim. Alkolleri gazete kağıdıyla saklıyorlar. Mesela dijitalde olsa dikkat etmezler ona. Hmm. Demek ki televizyona satacaklar. Her yere satacak da olabilirler. Önce televizyona, daha sonra da... Ama dijitalden, önce dijitale satması lazım bu durumda. Serenay'ın oynayamamasının bir türlü yapımcının maddi gücünün olmuş olmamış olması lazım. Zaten onun da dedikodularını biz de vermiştik vardı. Zaten. Farah biraz işin içine parayı koymuş yani. Yapmış, evet. Doğru yapmış, projeye bence yatırım yapmış. Şimdi para kazandı bence. Ediyorum. Çok da iyi oynamış. Bir sanatçının, harika da söylemiş bu arada. Bir sanatçının sanata öyle mi, para... Söylemiş mi? Peki niye beğenmediler ya? Kim beğenmedi? Beğenmeyen de masum yani. Şöyle söyleyeyim, benim için üzülmeyi ve seni kalbimden kovdumu öyle bir söylemiş ki yani ben çok beğendim. O zaman haksızlık Artur ya. Artur benimle aynı şey düşünmüyor. Evet ben çok acayip beğendim. Yani, çünkü, yani bu kadar şimdi, söylenebilir Seren. Çünkü, yani, Farah yani, bu kadar söyleyebilir. Yani evet Bergen'in çok güçlü nameleri var. O nameleri yani göremedik belki ama hakkından gelmiş. Bence birçok mesela iyi. Orta yaşını yani orta... yaşlarını o oynamalıydı. Fakat son döneminde Mehtap'a oynatmalılardı. Eğer öyle olmuş olsaydı yer yerinden oynardı. Yani niye bunu yapmadılar? Mesela bir kişinin hayatını, gençliğini başkası olabilirdi. Oynar. Olabilirdi. Erdal Beşikçioğlu çünkü çok yaşlanmıştı. Bergen duruyordu böyle hala. İşte mesela yani baktığın zaman. Gerçi ama Bergen Erdal, yaşlanamıyor ki zaten. Ya, ölüyor yazık. Çok iyi oynamamış mı Erdal? Muhteşem. Erdal anormal bir kötü adam. Kötü adam bu evet, kadar güzel oynuyor ya. Çiçero'yu seyredin. Ya Çiçero'yu ben biliyor musun? Seyrederken ben Türk değil zannettim biliyor musun? Evet. Sonradan çaktım onları. Yani böyle bir şey olamaz. Sanki Amerikan bir dönem dizisi. Film de çok iyi çekilmişti.